Ben Yeşim Özdemir. Kısa Dalga güzel günler diler. Özge Mumcu Aybars editörlüğünde hazırlanan Kısa Dalga Bülten başlıyor. İzmir ve Diyarbakır baroları Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ile oğlu AKP Milletvekili Tolga Ağar ve eski başbakanlardan Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım hakkında suç duyurusunda bulundu. İzmir Barosu, uyuşturucu ticareti, cinayet, tecavüz, yağma iddialarının soruşturulmasını isterken, Diyarbakır Barosu da uluslararası bir suç olan insanlığa karşı suçlarda zaman aşımının işlemeyeceğini belirtti. İnsan Hakları Derneği Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, yeniden başlayacak faili meçhuller davası kapsamında eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın tutuklanması gerektiğini belirterek, Ağar ve ekibi kaçabilir, dedi. Eski Başbakan Binali Yıldırım, oğlu Erkam Yıldırım'ın resmi heyetle birlikte Venezuela'da bulunmasını ihtiyaç sahiplerine maske ve test kiti dağıtmıştır diye açıklamıştı. Venezuela'da ziyaretin yapıldığı 2020 yılının Aralık ayında günlük ortalama vaka sayısı 360 iken aynı ayda Türkiye'de günlük ortalama vaka sayısı 30 bin civarında seyrediyordu. BBC Türkçe'nin haberine göre bir hükümet yetkilisi Sedat Peker'in Yalıkavak Marina ile ilgili iddialarına ilişkin Mehmet Ağar'ın bu tarz işlerle malına mal kattığı sürekli kulağımıza çalınıyordu. Aliyev'in başlattığı bir operasyonla limanın alındığı ve FETÖ iddiasının asılsız olduğu parti içerisinde konuşulan bir şeydi. Bu iddia doğru. Limana el koymak için yapmışlar, dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve 134 CHP Milletvekili Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'a başvurarak organize suç örgütünden 10 bin dolar alan siyasetçinin açıklanmasını istedi. IMDb'de en iyi diziler listesine birinci sıradan giren organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in videoları dün kaldırıldı. Önceki gün açılan sayfada videoların türünün biyografi, suç, reality show şeklinde olduğu belirtilmişti. CHP Edirne İl Başkanlığı'nın savcılık kararıyla kaldırılan 128 milyar dolar nerede afişi hakimlik kararıyla yerine tekrar asılacak. CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcan'da bir ilk yaşandı dedi. Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın açıklamasına göre Türkiye'de son 10 yılda en az 2727 kadın cinsiyet ayrımcılığına dayalı şiddet nedeniyle yaşamını yitirdi. 2020 yılında her 5 kadından biri ayrılmak istediği için öldürüldü. Covid-19 haberleriyle devam ediyoruz. Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamasına göre Covid-19 pandemisinde şimdiye kadar 115 binden fazla sağlık çalışanı hayatını kaybetti. İngiltere'de yapılan bilimsel bir araştırma, koronavirüse karşı geliştirilen BioNTech, Pfizer ve AstraZeneca aşılarının virüsün Hint varyantına karşı koruma sağladığını ortaya koydu. İngiltere'de koronavirüs salgınında son 24 saatte 5 kişi hayatını kaybederken, ülkede 15 Mayıs'tan bu yana Covid-19'a bağlı can kayıpları tek hanede seyrediyor. Sırada ekonomi haberleri var. Ticaret Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle ticari faaliyetlerinde aksama yaşayan esnaf ve sanatkarlara bakanlık tarafından verilecek hibe desteği için E-Devlet üzerinden yapılacak başvuruların 25 Mayıs'ta başlayacağını ve 23 Haziran günü saat 23.59'a kadar devam edeceğini duyurdu. AKP tarafından meclise sunulan torba teklifte birçok kurumun vergi ve vergi cezaları yeniden yapılandırılıyor. Yeni ekonomi programında vergide 2023'e kadar af çıkmayacağı belirtilmişti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, dükkanını kapatmak zorunda kalan esnaf sayısının 36 bini aştığını belirterek, mağdur olan esnaflara aylık 4 bin lira olmak üzere 3 aylık 12 bin lira hibe desteği verilmeli, dedi. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle devam ediyoruz. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'ye Ukrayna'nın militarist duygularını teşvik etmeme uyarısı yaptı. Lavrov, "Umuyoruz ki Ankara izlediği çizgiyi meşru endişelerimiz uyarınca düzeltir" ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu'yu ziyaret edecek. Blinken'ın Kudüs, Ramallah, Kahire ve Aman'da temaslarda bulunacağı açıklandı.
İngiltere'de ırkçılık karşıtı Black Lives Matter hareketinin öncü isimlerinden Sasha Johnson, başkent Londra'da başından vuruldu. Bültenimizi Kısa Dalga'dan öneriyle bitiriyoruz. Mehveş Evin, mafya, polis, asker, iş adamı, istihbarat ilişkilerini yıllardır takip eden araştırmacı, gazeteci, yazar Cengiz Erdinç ile Sedat Peker'in videolarındaki ağır iddiaları konuştu. Kısa Dalga net adresimizden dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.